Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir öneri videosuyla karşınızdayız. Eğer giriş seviyesinde sayarsak hani şu an bununla birlikte 4. seviye videomuzu yayınlamış olacağız. Yaklaşık olarak bir aya tekabül ediyor ve hani bu bir ay içerisinde 44 tane anime serisinin incelemesini yapmış oldum, tanıtımını yapmış oldum. Yani ve buradan hani size bol miktarda malzeme çıkacaktır. Tabii ki bunların her hafta devamı gelecek ama hani şu anki çıkardığım 44 seriye bakacak olursak hani yeni başlayacak için ya da işte biraz anime izleyenler için gerçekten altın niteliğinde bir 44 seri oldu. Özellikle anime sıkıntısı çekenler, yeni anime serisi arayanlar eğer bu 44 seri içerisinde şu ana kadar izlemedikleri seriler varsa bunları kesinlikle izlemeliler. Yani çünkü bunlar klasik olarak nitelendirebileceğimiz anime serilerinden biri. Ve arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Bir süredir Facebook sayfasını aktif olarak kullanmıyordum. Artık onu aktifleştirdim. Bundan sonra Facebook sayfası üzerinden güncel olarak anime haberlerini duyurmaya çalışacağım. Anime ve manga dünyasına dair haberleri yayınlamaya çalışacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Hani Facebook sayfasının amacı bu olacak. Ve diğer yandan hani bir süredir manga tanıtımları, manga incelemeleri yapmıyorum. Yani bu inceleme ve tanıtımları Instagram sayfamız üzerinden yapıyorum. Instagram sayfamız tamamen manga üzerine gitmektedir. Ve Facebook sayfamızda tamamen anime haberleri üzerine gidecek. Ve hani bu yeni çıkardığım videoları oradan yayınlayacağım. Facebook ve Instagram sayfalarımıza takip etmeyi de unutmayın. Ve gene her zamanki gibi sizin favori seriniz, yani sizin bonus seriniz hangisiydi? Bunu da yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve sizce seviye 4 videosunda hangi anime serileri olmalı? Bunları da yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Birinci serimiz boyları zıt olsa da gönülleri bir olan iki karakteri, iki tatlı mı tatlı komik karakteri anlatan Lovely Complex. Ozmi ve Kozmi dediğim gibi her ne kadar boyları farklı olsa da çok ortak özelliklere sahipler. Ve hani bu ortak özelliklere sahip olmaları, birlikte çok iyi takılıyor olmaları, bir yere kadar kanka olmaları, bir yerden sonra işlerin değişecek olması seriyi gerçekten çok eğlenceli hale getiriyor. Hani romantik komedi ama hani buradaki komedi kısmı çok daha ağır basıyor ve çok tatlı bir komedisi var. Hani gene romantik komedi kategorisinde enlerden biri diyebiliriz. Ve özellikle bu karakterlerin boylarıyla ilgili yaptıkları şakalar bence gerçekten çok hoş. Seri yani genel olarak eğlence kategorisinde değerlendirebiliriz. Lovely Complex'te bir sezon 24 bölümden oluşuyor. Romantik komedi severlerin kaçırmaması gereken serilerden biri. İkinci serimiz bir seinen serisi, yani olgun insanlara hitap eden bir seri. Fakat o özellikle hip hop müzik havasıyla ve işte o eski Japonların Edo dönemi, işte bu samurayların olduğu dönemi anlatmasıyla Samurai Champloo gerçekten çok özgün ve farklı bir seri. Hani hem müzik konseptini çok iyi sunuyor olması, ya yani müzik serisi değil bu arada, hani tamamen aksiyon, kılıçlar, samuray bu tarz bir seri. Fakat müzik konseptini çok güzel kullanıyor ve hip hop, rap tarzı bir müzik kullandığı için de hani siz o serinin akışına dahil olabiliyorsunuz. Seri bir yandan aynı zamanda çok komiktir fakat aksiyonun da tadına doyamazsınız. Öyle bir seridir Samurai Champloo. Samurai Champloo da orta uzunluktaki serilerimizden, bir sezon 26 bölümden oluşuyor. Hani biraz böyle ağır başlı serileri severler için kesinlikle kaçınılmaması gereken serilerden biri. Üçüncü serimiz Slice of Life konseptini, türünü bize en tatlı, en samimi, böyle en sıcak bir aile havasında, bir aile atmosferinde sunan serilerden biri Usagi Drop. Genelde animelerde çok fazla aile konseptiyle karşılaşmayız. Genelde aile mantığının çok fazla anlatıldığı seri yoktur. Hani genelde hep yan parçadır. Hiç ana parça olarak alınmamıştır. Fakat Usagi Drop bize bu aileyi, işte bir baba bir kız arasındaki tatlı ilişki o kadar güzel, o kadar samimi aktarıyor ki yani bu seride her bölümde yüzünüzde tatlı bir gülümsemeyle gözleriniz yaşarabilir. Gerçekten size bu hissi verecek bir seridir. Hani Slice of Life konseptinin bence bana göre yani ilk en iyi 1. ya da 2. serisidir diyebilirim yani. Great Teacher Onizuka'yı saymaz. Usagi Drop'ta kısacık toplam 11 bölümden oluşuyor ama 11 bölümle sizleri kendisine bağlamaya yetecektir. Dördüncü serimizde hani her anime önerilerinde genelde bir karanlık konseptine sahip bir anime serisi önermeye çalışıyorum. Bu da karanlık konseptinin en babası, en zirvesi diyebiliriz. Elfen Lied. Kısa bir seri, 13 bölümde oluşuyor fakat 13 bölümde öyle bir kan var, öyle bir vahşet var ki yani gerçekten tüylerini diken diken edecek bir seri. Özellikle biraz hafif depresyondaysanız bu seri size ilaç gibi gelecektir. Hani içinizdeki o bütün vahşet duygusunu, kan, psikolojik biraz bunalmışlık duygusunu acayip tatmin edecektir. Öyle de karanlık bir seridir. Hani özellikle biraz böyle vahşet severler için, kan severler için, psikolojik serileri severler için çok 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 ideal bir seri. 5. serimiz benim favori shonen serilerimden biri olan Boku no Hero Academia. Hem ana karakterimiz olan işte Midoriya'nın gelişimi, hem o yan karakterlerin işte o kahramanlık konseptini çok güzel oturtmaları seriyi benim açımdan hani son zamanların en iyi shonen serilerinden biri olmasını sağladı. Serinin anime kalitesi çok güzel, müzikleri çok güzel ve çizimleri efsane. O yüzden hani shonen animesi severler için eğer Boku no Hero Academy izlemediyseniz kesinlikle izlenmesi gereken serilerden biri. Bu serinin de ilk sezonu 13 bölümden oluşuyor ve şu an devam etmekte olan güncel bir ikinci sezonu var. O da 25 bölüm sürecek. Yani daha en az bir 4-5 ay daha devam edecek. Eğer güncel takip etmeyi seviyorsanız Boku no Hero Academy tam size göre. 6. serimiz youkai'lardan oluşan muhteşem bir dünyayı anlatan, çok fantastik ve bir o kadar tatlı ve samimi bir dünyayı anlatan Natsume Yuujinchou. Seri 5 sezon 63 bölümden oluşuyor ve bunun yanında şu an devam etmekte olan bir 6. sezon var. O da 11 bölüm sürecek. Fakat hani serinin biraz hani uzun görünmesine rağmen çok tatlı bir işlenişi var. Hani her bölümde farklı bir yokai anlatıyor. Tabii hani birden fazla olduğu bölümler de var. Fakat hani bütün senaryolar bağımsız olmasına rağmen seri sizi böyle o havasıyla, o fantastik dünyasıyla acayip sürüklüyor. O yüzden böyle işte slice of life severler için, biraz fantastik severler için, biraz da hafif shoujo tarafı da var severler için çok ideal. 7. serimiz 60'lı yılların Japonya'sına geçen, müzik ve arkadaşlık konseptini muhteşem bir şekilde işleyen Sakamichi no Apollon. Gene kısa bir serimiz, 12 bölümden oluşuyor. Genelde bu anime önerisinde çoğunlukla kısa seriler seçtim. 12 bölümden oluşuyor. Fakat seri o kadar yoğun, yani o müzik havası, arkadaşlık, işte arkadaşlar arasındaki barışmalar, ayrışmalar, sevgili havası, ya bütün bu konseptler o kadar güzel eşlenmiş ki hani siz seri 12 bölüm izliyor, aslında 12 bölüm izliyorsunuz ama sanki böyle size 40-50 bölüm izlemiş havası veriyor ve hani seride ana konu, ana türlerinden biri olan müzik çok fazla işleniyor. Fakat müzik işte bir romantizmin, işte bir arkadaşlık havasının hani oluşmasını sağlamak için kullanılıyor. Nadide serilerden biri bana göre, gerçekten çok hoş. Hani seinen konseptine koyabiliriz ama işte özellikle bu müzik türü animeleri severler için de kaçırılmaması gereken serilerden biri. 8. serimiz psikoloji ve sporun muhteşem uyumunu anlatan One Outs. Toplam 25 bölümden oluşuyor fakat ana karakterimiz olan Tokuchi Toa o kadar cool, o kadar böyle hakimiyet sahibi, o kadar güç sahibi bir insan ki seri size o 25 bölümle gerçekten kendine bağlayacaktır ve Tokuchi Toa karakteri sizin ana karakterlerinizden biri olacaktır. Seride psikoloji çok fazla kullanılıyor. Hani spor animesi olması da o psikolojinin çok güzel yansımasını sağlıyor. Ve ana karakterin işte diğer rakip taraftarları eziyor olması, yani ezmek derken gerçekten vahşi bir şekilde eziyor olması seriyi bence benim gözümde bir tık daha ileri taşıyor. Hani spor yanında seinen de diyebileceğimiz bir tür. Özellikle böyle biraz cool ana karakterler sevenler için One Outs ya bir numaralı serilerden biri de diyebiliriz. 9. serimiz fantastik kelimesinin şekil almış hali olan, somutlaşmış hali olan Magi. 2 sezon 50 bölümden oluşuyor ve sihir dünyasının, işte büyücülük dünyasının en güzel işlendiği serilerden biri diyebiliriz. İşte ve mesela bizim tarihte çok fazla karşılaştığımız Sinbad, işte Ali Baba, Aladdin gibi karakterlerin hepsi bu seride var. Fakat o fantastik dünya o kadar güzel işlenmiş ki seri sizi alıp götürüyor ve özellikle mitolojiden farklı karakterlerle deniyor olması da seriyi bir tık daha ilginç hale getiriyor. Yani ben soluksuz izleyen seriler arasında Magi'yi çok rahatlıkla koyabilirim. Kesinlikle izlenmesi gereken serilerden biri gene. 10. serimiz benim dönemim anime severlerin yani neredeyse hepsinin bildiği fakat biraz daha nasıl desem zamanın geçmesinden dolayı yeni anime severlerin çok fazla bilmediği Shaman King. 64 bölümden oluşuyor. Hafif uzun bir seri. Shonen kategorisinin yani ilham kaynağı olmuş serilerinden biri diyebiliriz. Hani seri biraz hafif eski olmasına rağmen çizimleri çok kaliteli, senaryosu muhteşem. Yani karakter tasarımları, karakterlerin işlenişi falan gerçekten çok iyi. Yani shonen severlerin yani bence baş tacı haline getireceği serilerden biri. Bizim zamanımızda Türkiye'de yayınlanmıştı bu seri. Hani not değişmem gerekirse ben böyle okuldan gelince otur Shaman King izlerdim ve benim gibi birçok kişi daha vardı. Yani bizatihi bildiğim. O yüzden hani bizim özellikle hani Türk anime severler için kıymetli, böyle vazgeçilmez serilerden biridir. Ve gene bonus serimize geldik. Yani benim bu seri içerisindeki favori serim olan Mob Psycho 100. Yani mistik bir seri olarak tanımlayabiliriz. Hani mistik türünün bence en iyi örneği olan seri. Fakat hani seri o kadar farklı ki, zaten hani One Punch Man'in yapımcısının yaptığı bir seri. Seri çok farklı, çok böyle kendine has bir havası var. Ve özellikle o ana karakterimiz olan Kageyama'nın da kendine has tavırları, işte güçlü ama güçsüz hareketleri hani seriyi gerçekten bağlıyor ve serideki anime efektleri bence muhteşem. Gerçekten çok muhteşem. Müzikleri harikulade. Bütün bunlar için birleşince hani Mob Psycho benim için favori oldu ve çok farklı bir atmosferi var. İşte o güçlü karakterin getirmiş olduğu atmosfer bambaşka. Ve seri çok özgün. Hani toplam 12 bölümden oluşuyor. Kısa bir seri. Eğer izlemediyseniz yani kesinlikle oturup izleyin direkt. Sizi zaten bağlayacaktır. Seri çok absürt ve zaten benim ilgimi çeken kısımlardan biri de bu. Hani Mob Psycho 100'da yani bonuslar arasında benim için en yeri çok kıymetli olan serilerden biridir. Çünkü çok özgün bir atmosfer sundu. Çok farklı bir hava sundu. Biraz anime konseptini değiştiren serilerden biri diyebiliriz. 3. seviye öneri videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle 20. seviyeye kadar gidecek ve yaklaşık en son 400 anime serisi izlemiş kişilere dahi hitap etmeye çalışacağız. Özellikle sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hani unuttuğum seriler olabiliyor, hatırlayamadığım seriler olabiliyor ve sizin ya da öne çıkarmak istediğiniz seriler olabiliyor. Bunları kesinlikle yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve şöyle bir hani dipnot düşeyim. Bunda hani bu 3. seviye videomuz, tabii ki bundan önce 3 video daha vardı. Onlara da bakıp hani onlar orada paylaşmadığım serileri söylerseniz daha da güzel olur. Hani bazen tekrar düşebiliyoruz. Onun yaşanmaması için. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basmayı ve bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.